Şimdi havalar iyice ısındı dedik, yaz aylarına resmen giriş yaptı dedik. Yazın çıkan meyvenin, sebzenin tadı daha bir başka oluyor biliyorsunuz ki. Antalya'da yayla domatesi görücüye çıktı, tezgahlarda yerini aldı. Tadı da bir başka, fiyatları da yüzümüzü kısmen güldürdü. Yaylada yetişiyor, sos yapımında kullanılıyor. Aromasıyla yemeklere lezzet katıyor. Sahil domatesi etkisini kaybetti yani. Yayla domates rövanşta. Antalya'da yaz aylarında yüksek rakımlı elmalı, Korkuteli, Akseki, Gündoğmuş, Gazi Paşa gibi ilçelerde üretilen yayla domatesi pazarlarda yerini almaya başladı. Sosta falan çok güzel oluyor. Daha lezzetli, daha çok kullanıyoruz. Kilosu 6 lira olan domatese vatandaş büyük ilgi gösterdi. Şu an daha tatlı, daha lezzetli, yemekler daha lezzetli oluyor. Efendim saatleri neredeyse 13.30 yaptık. TV yüz ekranlarındayız. Haberleri aktarmaya da devam ediyoruz. Şimdi Brezilya'dan İzmir Ali Ağa'ya gelecek olan Sao Paulo savaş gemisine ilişkin iddiaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yalanladı. Gemide 900 değil 9 ton asbest bulunduğunu söyledi. Ters bir durum olursa gereğini yaparız dedi. Adı Nae Sao Paulo. Bu uçak gemisi Brezilya ordusuna 21 yıl hizmet etti. Artık emeklilik zamanı geldi. Söküm içinse adres Türkiye oldu. İzmir Ali Ağa'ya gelecek dev geminin tam 900 ton asbest barındırdığı iddia edildi. Karar tepkilerin odağı oldu. Zehirli geminin denize ve çevreye zarar vereceği, insanlardaysa kansere yol açacağı öne sürüldü. Söz konusu dikkat çeken iddiaları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yalanladı. Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Bakan Kurum, gemide 900 değil 9 ton asbest bulunduğunu söyledi. Tüm uluslararası denetlemelerden geçtiğini açıkladı, ters bir durum olursa gereğini yaparız dedi. Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi'ne göre riskli bir durum tespit edilmedi. Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var. Avrupa Birliği, gemi geri dönüşüm tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Çevreye aykırı, denizlerimize zarar verecek, insanlarımızı riske atacak hiçbir şeye izin vermeyiz. Bugüne kadar da vermedik.